Paylaş benimle evinde Çilem Doğan'la yolculuğumuz devam ediyor. Biz bugün Çilem'le olay gününü konuşacağız. Amacımız onu aklamak değil. Amacımız kimin haklı kimin suçlu olduğunu göstermek de değil. O yargının işi. Biz onun neler yaşadığını konuşacağız onunla. Çilem Doğan'la yeni bir güne başlıyoruz. Çilem Doğan'la bugün 4. günümüz. Bugün mutfakta kısa bir sohbet edeceğiz onunla ve aslında onun hayatını paylaşmaya devam edeceğiz. Paylaş benimle evinde. Ben özellikle dün çok güzel, çok rahat gittim burada. Her güne nazaran dün daha çok yükümün hafiflediğini hissettim. Çilem hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Burada yaptığımız her şeyi çok önemsiyorum. O yüzden her detayı soruyorum sana. Her yeni günde geldiğinde ve buradan giderken. Çünkü gerçekten bazen duygular anların içerisinde ya. Dün bu ülkenin, bu dünyanın kadınlarına seslendin elini uzatıp. Bütün kadınlara şiddetsiz, insanca yaşayabildiğimiz bir dünya diliyorum hepimize. Ölmeyelim, öldürmeyelim, öldürmek zorunda kalmayalım. Elleriniz ellerimde, ellerim de ellerinizde. Birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz. Onu söylerken zaten dizlerim bağı çözüldü, dizlerim titredi. Bir an için nefes alışverişlerim değişti. Çünkü aramızda olan ve olmayan kadınları isimlerini almak gerçekten beni çok üzdü. Tabii ki de ölenler ve kalanlar arasındaki işte o gitgellerde, o kalanların işte hayatını savunmak zorunda olan kadınlarımızın isimleri aklıma geldikçe biraz daha güçlendim. Yani keşke onlar da aramızda olsaydı dedim. Orada bir de tabii bugünün kız çocukları yarının kadınları. Hep söylüyorum ya, kızları da erkekleri de vicdanla yetiştirmek. Ama bir taraftan da güçle yetiştirmek. Beden sınırlarını koruyarak, kendi seslerini çıkartarak. Bazen biz öyle yetiştirilmemiş oluyoruz ya da bir yerlerden eksiklerimiz oluyor ama alamadığımızı da onlara vermeyi öğrenmek çok temel bir şey geliyor. Tam bu noktada sen buradayken ki anne kız ilişkinizi soracağım. Bu evden çıktığın akşamlarda ya da geleceğin sabahlarda haberleşiyor musunuz? Tabii ki de. Nasıl peki? Çok iyi bir şeyler yaptığımı düşünüyor. İşte storyler falan görüyor. İşte çok cici bir yerdesin. İşte köpekler var, işte kediler var. Ben de gelmek istiyorum. Tabii ne olduğunu bilmiyor. Asıl mücadele onunla başladı. Onunla devam ediyor. Kendi bireylerimizin içerisinde mesela ben çok bilinçsiz yetiştirildim. Hani anne ve kız çocuk ilişkisi bizde farklıydı. Anlattığım gibi ben daha çok babaya düşkündüm mesela. Bu böyle olunca yani bu gücün işte o büyüme süresi, anneyle bağların çok iyi olmaması beni bu seviyeye getiremedi yani açıkçası. Hani o gücü hissedemedim, alamadım yani. Ama ben kızımla öyle değilim. Ben bilinçlendim mesela. Onu da öyle bir bilinçlendiriyorum ki bu hayata karşı nasıl dik durması gerektiğini, nasıl güçlü durması gerektiğini. Her anımıza tabii o bunları bilemeyecek yani anlayamayacak şu an için çok küçük ama böyle yavaştan ufaktan bu şekilde ilerliyoruz birlikte. Mutlaka çocukların sezgileri var, bilgileri var ama hazır olduklarında onlarla konuşmak ya da onlar sinyal verdiklerinde onlarla zor deneyimler üzerine konuşmak önemli. Kızını özellikle göstermek de istemedik. Kızının ama bize bir resim hediyesi oldu. Onu senin koleksiyonuna ekledik, hayatına da ekledik. Çocukları korumamız önemli. Bazen kendimizden bile. Gel, bugün konuşacağımız şeyler var. Biraz sohbet edelim birlikte. Çayını da alabilirsin bu arada. Özel bir paylaşım anne-çocuk ilişkisi. Her bebek dünyaya geldiği ilk andan itibaren kendisini aile zincirinde bir ağ içinde buluyor. Çocuklar büyüdükçe, evet sen benim hayatımın, ailemin bir parçasısın ama diğer taraftan da farklı bir bireysin diyebilmemiz lazım. Aslında biz hem anne babalarımızın bir parçasıyız hem de tek başımıza hayatta kendimize ait bir yolculuğumuz var. Evet, yavaş yavaş bugün içerisinde de eve yerleşmeye başladık diyeceğim ama hep şöyle hissettim burada. Bütün ekip arkadaşlarım da dahil zaten bu kadar kısa zamanda aileleşmeye başladık. Evet. Senin de mesela kapıdan ilk günkü tedirgin girişlerinle bu seferki ait girişlerin farklılaştı bence. Böyle böyle bağlarımızı arttırıyoruz. Bugün salonda birini daha misafir edelim istiyorum.
Biz burada, bu ülkede, bu dünyada kadın konuşuyorsak, kadınlar için bir şeyler yapan dernekler, organizasyonlar var ve hepsine çok kıymet veriyoruz. Programlar boyunca da yanımızda olmaya devam edecekler ama bugün yanımızda uçan süpürge olacak. Senin için de geldiklerini bil. Uçan süpürgenin genel koordinatörünü davet edeceğim. Ceren Hanım, Ceren Kurt, salonumuza davet edebiliriz onu da. Ceren Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz, biz de sağ olun. Buyurun lütfen. Biz Çilem'le beraber günlerdir buradayız, yan yanayız. Ben bir ruh sağlığı uzmanı ve bir programcı olarak aslında Türkiye'de kadına şiddeti konuşmaya devam ediyorum. O kendi hikayesini anlatıyor. Biz de onu yargısız dinliyoruz, her ne anlatıyorsa. Ama aslında gelir gelmez hem uçağın süpürge için de soruyorum bunu, hem sizler için de aslında. Türkiye'de kadınlarla nasıl bir dayanışmanız var? Öncelikle kadının her zaman birbirleriyle dayanıştığı bir ortamda çok yanlış bir laf var. Kadın kadının kurdudur diye. Biz bunu dönüştürüyoruz ve diyoruz ki kadın kadının yurdudur. Gerçekten bu kadın dayanışması o kadar önemli bir şey ki. Ben de aslında bir avukatım ve en çok duygulandığım ve o gücü en çok hissettiğim anlar dava izlemeye gittiğimizdeki o kadınların kalabalığı oluyor. Yani o öyle güç veren, o kadar yalnız hissettirmeyen, o kız kardeşi güçlendiren bir şey ki. Uçan süpürge de zaten en başta bunu kurmak, bu dayanışmayı, bu iletişimi güçlendirmek için harekete geçmiş bir kadın sivil toplum kuruluşu. Kız kardeşlik ne güzel vurgulmuş. Duyuyorum sizlerden. Bu programda hiç geçirmemiştik bu aslında bu anlamda. Peki siz özellikle bugün şiddet görmekte olan, şiddetten kaçmak isteyen, ne yapacağını da çok bilmeyen, bugüne kadar denediği yollarda çaresiz kalan kadınlara sizin uzattığınız el nasıl olur? Sadece uçan süpürge olarak da sormuyorum. Kadınlar ne yapabilirler? Benim komşum şiddet görürken ben susarsam, ben onun tanığı olmazsam o kendisinin ifadesini nasıl güçlendirecek, nasıl ispat edecek? İşte yine o kız kardeşlik vurgusunu buradan yapmak istiyorum. Kız kardeşlik vurgusunu yaparken beraber buradaki dönüşümün erkekler olmadan da olmayacağını söylemek istiyorum. Her zaman o komşumuz kadın olmayacak çünkü belki de. O yüzden işte bu bilinç hem o kanunları kullanmaya dair olan eğitim bilinci hem de hiç kimseye sesini duymamız için kulağımızı kapatmamamız gerektiğine dair bilinç bir arada oluşursa çok şey değişir diye düşünüyorum. Evet ya, birlikte susmamak vurgusu en önemlisi. Bazen korkuyoruz ya da bazen işte ben karışmayayım diyoruz. Bazen ev içinde olan orada kalsın diyoruz ama böyle sönüyor galiba zaten bu hayatlarda baktığımız zaman. Çok önemli bir vurgu daha var. Hep söylüyorum yani bu dünyada kadına da şiddet var, erkeğe de şiddet var, çocuğa da şiddet var, hayvana da şiddet var, doğaya da şiddet var. Ama bunların hepsi zaten bir bütün. O yüzden de biz şiddetin bir tarafını durdurduğumuzda şiddetle ilgili aslında büyük bir adımı da atmış oluyoruz baktığımız zaman. Tanıyor musunuz Çilem'i? Evet, tanımaz olur muyum? Evet. Yani ben bir hukuk fakültesi öğrencisiyken çok değerli bir hocam vardı ve şu anda da stajyer avukatlara yönelik bir eğitim düzenliyoruz. Esasında bu eğitimin bizim zihnimizde oluşmasının önemli örneklerinden biri Çilem'dir. Çünkü oradaki davada mahkeme başkanının, reisinin bir muhalefet şerhi koyması, bakın bu olayda böyle bir şey var, hani böyle düşünmüyorum ben demesi bize şunu gösterdi. Bir hakim, bir savcı, bir avukat her şeyi değiştirebilir bu bilinç doğarsa diye. Biz de şu an stajyer avukatları bu yüzden kader değil karar diye bir eğitim düzenliyoruz. Yani çünkü kulağa tıkarsak bilmezsek kader deyip geçiyoruz. Ama bilirsek bu sefer doğru verilmiş kararlar olacak diyerekten bana ilham vermişti bir olaydır. O yüzden çok mutluyum kendisiyle tanıştığım için. Ben de çok mutluyum. Ayrıca ben cezaevi sürecinde kendilerinden destek mektubu da aldım. Öyle mi? Vakıf olarak, evet. Peki bütün roller bir yana gitsin. Sadece kız kardeşlik kalsın desem size. Burada Ceren ve Çilem karşılıklı oturuyorlar. O kız kardeşlik vurgusuyla beraber ne söylersiniz Çilem'e? İnsanlar çok farklı olaylar yaşayabilir. Herkesin deneyimi kendine. Ama neden bu kadar hep aynı şeye düşüyoruz? Çünkü o hissi biliyoruz. Herkes sokakta yürürken yaşadı belki. Belki evde oturduğu yerden, telefonundan yaşadı. Belki eşiyle yaşadı, belki flörtüyle yaşadı. Belki babasından yaşadı. Yani o hissi bu kadar tanıyabilmek. İşte o gerçekten bu deneyime dayanıyor diye düşünüyorum. O yüzden gerçekten o kadın kadını yurdudur vurgusunu tekrardan yapmak istiyorum ve
kocaman buradan sarılıyor. Ben de öyle. Evet, yani bu sarılmaların pandemi yüzünden yapamadığımızı bilin. Ama bazen de hissettirmek önemlidir. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her sözünüz hem de bu şefkatiniz ve gülümsemeniz de bence programa imza atar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çilem, dün biz seninle beraber aslında senin hayatında da birçok şeyin yeniden başladığı bir günde kaldık. Çok ağır, uzun süren bir şiddet anlattın bana. O şiddetin sonrasında da eşinin silahıyla o anda o şiddet karşısında o odada onu vurduğunu anlattın. Yatak odasına gittim. Direkt kapıya gittim zaten. Gitleyince seni dedi ya öldüreceğim ya dedi orada dedi bana dedi çalışacaksın para kazanacaksın. Yatağın üzerinde boğuşurken elim silahı. Çilem dedi, Hasan abim dedi ölmüş dedi. Deyince ben orada ne yaptığımı anladım. Çok kıymetli bir hocam karşımızda. Hocam davet ettik geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Aslında şöyle sorarak başlasam size. Kadın ve şiddet desem. Biz niye bu kadar çok kadına şiddet olayı yaşıyoruz? Kimse, sadece kadın değil, şiddete karşı tek başına kendini koruyabilme becerisine sahip değildir. Böyle bir şey mümkün değildir yani. Sosyal roller açısından değil mi? Erkek ve kadın kimliğiyle ilgili de bir mesele var burada yani. Maalesef bu dünyanın her yerinde böyledir. Ve trajediye bakın ki, şiddeti uygulayanın silahıyla şiddet kendisine dönmüştür. Yani şiddeti eninde sonunda doğurduğunun muazzam bir demonstrasyonudur bu yani. Ben hep şu örneği vermeyi tercih ederim burada izin verirseniz söyleyeyim. Şu La Fontaine'in fabulları vardır, hayvan masalları. Çok fazla bilinmeyen bir tanesi vardır onun. Kurbanın biri gölde dururken öyle bırak bırak işte ortalığı seyrederken bir öküz, bir boğa gelir su içmeye göre. Boğayı görünce onun görüntüsünden çok etkilenir. Kurbağa, keşke ben de onun kadar iri, gösterişli, görkemli bir yaratık olsaydım der. Ve nefesini tutarak kendini şişirmeye başlar. Şişer, 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 şişer kurbağa. Sonunda patlar ve ölür. Şimdi o kurbağa ne kadar öküzse o erkek de o kadar erkektir aslında. Yani erkek kimliğini kendisinde böylesine egzajere ederek var eden bir şahsiyete erkekler erkek demiyor zaten. Erkekler erkek demiyor ya da kadınlar da kadın demiyor. Çünkü aynı şey kadınlık rolünde abartmakta da ses konusu. Unutmayalım ki yani birçok açıdan abartmak da mümkün. Erkeğin işlediği bir hicap duyuyoruz. Burada olmanız çok önemliydi. Teşekkür ederim Gökhan Hocam. Ben teşekkür ederim. Sen nasıl teslim oldun? Orası da biraz karışık aslında. Ben o dönemlerde annem babamla da görüşmüyorum. Yani artık bu süreklilik arz edince bu şiddet, ben tekrardan baba evine dönüyorum. Sonra onların izni olmadan tekrar eve gidiyorum. Nasıl bu şiddet, bu kadar ağır şiddetin içerisinde Çilem nasıl kalkıyor, gidiyor diye. Onlar da bir karışıklar. Bir yere bir aramızın açıldığı yani çok fazla uzun değil, 2-3 ay öncesinden bizim de bir görüşmemiz yok. İşte annemlerin olduğu eve polisler gidiyor. O zamanlar işte Ramazan'lık yine herkes öğlenin bir saatlerinde uyuyorlar. Polisler gittiklerinde şey diyorlar, Çilem nerede diyorlar. Annem diyor ki Çilem diyor evinde diyor, nerede olacak diyor. Annem hemen diyor ki Çilem'e bir şey mi oldu? Şimdi hep kapıyı çalan polis, hep yaralanan Çilem, hep hastanede olan Çilem, işte hep karakolda olan Çilem olduğu için annem diyor ki eyvah diyor, kızıma diyor bir şey oldu diyor. Sonra polisler diyor ki sakin olun hani bir şey olduğu yok. Annem diyor ki bir şey var diyor, söyleyin hani ona göre ama Çilem burada yok diyor. Sonra orada babam kalkıyor, erkek kardeşim falan kalkıyor, evde kim varsa kalkıyorlar. İşte cinayet ekibi oturuyorlar bahçede aşağıda. Babam biraz daha ılımlı davranıyor orada. Hani diyor ki yine bir kavgadır, yine bir yerlerdedir, bir şey olmuştur ama çok geniş kalabalık gelince de korkmuyor da değil aslında.
Babam diyor ki öldüyse diyor, öldüğünü söyleyin diyor. Sonra orada diyor ki hayır diyor, Çilem'in nerede olduğunu bilmiyoruz ama kendisi bizi aradı, biz de burada olduğunu düşünerekten işte size geldik. Çilem böyle bir şey yaptı diye. Annem babam diyor ki kesinlikle diyor Çilem böyle bir şey yapmaz. Orada babam diyor ki o zaman diyor bu işte başka bir şey var. Hani onun düşmanları olabilir, farklı bir şey olabilir. Benim kızım bunu yapabilecek ne güçte, ne akılda, ne de böyle bir şeyi yapabilir diyor. Orada işte emin olmak için diyor ki sizi hangi numaradan aradı, işte size nasıl ulaştı? Bana ulaşıldı. O an için polisler de oradaydı. Ben dedim ki, polisler dedi ki baban seninle görüşmek istiyor. Dedim ki babam benimle konuşmuyor ki görüşsün dedim. Yani benim orada da bir onlara karşı kızgınlığımı da dile getirdim açıkçası. Sonra telefonu aldım. İyi misin dedi. Sende bir şey var mı dedi. Ben iyiyim dedim. Sadece dedim korkuyorum dedim. Korkma çocuk nasıl, çocuk iyi mi peki dedi. Ben dedim çocuk da iyi. Tamam o zaman abilerim burada dedi. Korkma dedi. Eğer iyisen bir sıkıntı yoksa gelip seni alsınlar dedi. Ben tabii oradan da gelirken o şok şeyiyle şey diyormuşum hep. Çocuğumu kabul edecekler mi? Hani ben böyle bir şey yaptım. Yani o öldü gitti. Bu çocuk ne olacak? Çocuğumu kabul edecekler. Konuşmuyorlar ya bir de benimle. İstememişler ya bir de evlendiğimi falan. Yani o psikolojide sürekli çocuğumu kabul edecekler mi? Herkes bana telefonda söz veriyor, çocuğunu kabul edeceğiz. Şimdi bir de ben de ayrılmak istemiyorum o dönemde çok küçük. Ve süt de veriyorum bu arada kendisine. Sonra eve geldim, teslim oldum. Emniyetim vermiş olduğu bir 30-40 dakika bir aileyle vedalaşma bir süresi vardı. Ben zaten geldim, herkes sanki cenaze evi bizim ev gibi. Ona da üzülüyorlar yani, hani bu taraflı bir şey de değil aslında. Bir can toprağa gidiyor, bir can cezaevine gidiyor. Cezaevi dedikleri yer de aslında üstü açık bir mezar yani. Hani öyle adlandırıyoruz biz. Sonra gittim baktım ki herkes o kadar kötü ki. Ben diyorum ki zaten hayatım bitti. Çok fazla da kalmadım açıkçası evde. Kızıma son kez dokundum orada. Kucaklayamadım bile biliyor musunuz? Hani o yani o ayrılma noktasında onunla o bağı bile kurmak istemedim ki. Dedim ki bir an önce gideyim. Yani oradan yoksa ayrılmam çok zor olacaktı ama mecburen gitmek zorundasın. O süre içerisinde ben bir tekrardan o korkuyu yaşar gibi oldum ve hala bu korkum devam ediyor tabii ki de. Sonuçta hükmen kesinleşmemiş ama bekleyen bir cezam olduğu için o korkuyu tekrar tekrar yaşadım. Tekrar tekrar hissettim. Hatta iliklerime kadar hissettim onu. Sonra karakola gittim. O kadar çok karışıktı ki ama orada da bana kötü davranmadılar. Ben çünkü defalarca kez, son çarem emniyette zaten oraya kadar gitmişim. Aslında bizim seni ilk kez tabii gazetecilerin de orada olmasıyla beraber gördüğümüz bir fotoğrafım var. Üstünde de hepimize kendine mesaj verdiğini düşündüğümüz bir tişört giydin aslında. Ne yazıyordu üstünde? Sevgili geçmişim, verdiğim bütün dersler için teşekkürler. Sevgili geleceğim, ben hazırım. Geziyordu. Ama aslında sen sonradan sohbetimizde söyledin, bu tişört seni seçtiğin bir tişört değil. Şöyle, çok garip. Yani hayatımızda hiçbir şey tesadüf değil aslında. Ama benim gerçekten tesadüf. Onu yapma, bastırma, işte planlama diye bir şey olamaz. Zaten böyle bir algı bile oluşmadı. Çünkü ben olay kıyafetiyle teslim oldum. Ayağımda bir kapri, bir sarı bir tişört, terlik. İşte emniyetteyken sabaha karşı artık adli tıpa gidilecek. Ondan sonra savcılığa çıkacak. Şimdi dışarıda basın var. Olay kıyafetinizi özellikle teslim etmeniz gerekiyor gider gitmez. Bana dediler ki seni kendi evine götürelim. Hani o rahatlığı da verdiler. Çilem korkma, seni kendi evine götürelim bizimle birlikte geç saatte. İşte oradan birkaç bir şeyler al. Sonra ben dedim ki ben o eve bir daha gidemem. Yani ben oradan nasıl çıktım? Orada böyle bir şey yaşandı. Hani tekrardan aynı şeyi yaşamamak için bile olsa bunu kabul etmem. Dedim ki annemi arayayım. Hani annedir bilir ne giyerim, ne yaparım falan diye. Bu arada annemlerin de can güvenliği olmadığı için polis nezdinde gidiyorlar bir mağazaya. Orada
5 liraya, tam annem diyor ki ben 5 liraya aldım diyor. Bir eşofman altı alıyorlar, terliğim dahi değişmedi. Annemin okur yazarı yok, teyzemin okur yazarı yok. Annem yeni yeni okuma yazmayı öğreniyor yani şimdi. Ben savcılığa gittiğimde polisler kendi aralarında konuşuyorlar. Bir fısırdama var işte. Dedim ki ne oluyor? Dediler ki Çilem sen İngilizce biliyor musun? Ben de dedim ki yok dedim ben bilmiyorum dedim hani ne yazdığını. Hani eseyi tamam falan dediler. Savcılığa gittim, ifademi verdim. Ondan sonra tutuklandım, cezaevine gönderildim. Sonra koğuşuma verildim. Dediler ki bak tişörtünün üzerinde ne yazıyor? İşte televizyona bir baktım. Korktum da açıkçası yani dedim ki ben ne yaptım? Şimdi dedim bunu da alırlar, benim önüme hop koyarlar. Sen bunu aldın, bastırdın diye. Ben sabaha kadar uyuyamadım. Avukatım gelene kadar. Avukatım geldi dedi ki ya ne tişörtmüş dedi. Bunu nereden buldular falan dedi. O yandan dedi sıkıntı yok dedi. Ben basın açıklamasını yaptım. Gerekli yerlere dedi. Rahat ol dedi. Tesadüf olduğu zaten belli. Gerçekten bir aslında seni tanımamıza sebep olan bir cümle oldu. Ama bir tesadüfle beraber oluyor hayatında. Ne kadar kaldın cezaevinde? Tam bir yıl demeyelim ama bir yıla işte 10 gün falan kalmıştı yıl doldurmasına yani. Peki sen cezaevindeyken mi evin bombalandı? Evet. Aslında ailenin kaldığı ev, kızının da kaldığı ev. Ya ben işte geçen günlerde de bunu anlatmaya çalıştım. Ben hep kendi tek canımın derdinde değildim. Hani bana bir şey olacak korkusu. Hani ben cezaevine giderken de o kadar çok korkarak gittim ki. Dedim ki ben gidiyorum tamam ben kurtuldum. Çocuğuma bir şey olmadı. Çok şükür o da kurtuldu ama annem var, babam var, erkek kardeşim var, bununla yetmez, kuzenlerim var. Ya var yani çünkü düşmanlık yürütecekler. Bombanın olduğu gün diyordum ki ben bir şey olursa basından duyarım. Çünkü üzerinde her dakika haberlerde Çilem, Çilem, Çilem diye geçiyor. Dedim ki bizden birine bir şey olursa basına yansır mutlaka duyarım. O gün koğuşa gazete verilmedi. Çünkü ev bombalanmış bir gece öncesi. Motosikletli, kara çarşaf giymiş. İşte el yapım bomba. Atıyorlar ikinci katın işte balkonu. Çünkü yaz günü bizi o kadar çok iyi biliyorlar ki yaz günü işte ailenin balkonda uyuduğunu. O evde de bir de benim kızım var yani. Mesela ben cezaevine giderken evin etrafına kamera döşetmişti. Çünkü olası bir saldırıda işte can güvenliği açısından. Kamera bunların hepsinin kaydını da almıştı zaten. Balkona düşmüyor. Orada bir kolona çarpıyor. Yan tarafın evinin demir kapısına düşüyor ve demir kapı parçalanıyor düşünün yani. O derecede güçlü bir bomba. Ben o gün cezaevindeyken işte koğuşa gazete verilmedi ama ben birkaç kez kapıya vurdum. Dedim ki hani gazetem verilmedi dedim. Dediler ki bugün işte yetişmemiş, işte herkes kimi bir şey söylemedi falan. Ben de çok üzerine düşmedim. Cezaevi yani kısıtlı bir yer. İstediğin her şey her dakika olmayabiliyor. Ben gece haberlerini izlerken orada gördüm ama çok kötü oldum yani. Ertesi günü kurumdaki savcıya çıktım. Dedim ki ben aileme dedim. Ulaşamıyorum zaten dedim. Hani bugün de dedim avukatım da gelmedi dünden beri dedim. Hayatları nasıl hani yaşıyorlar mı bir şey mi oldu? Bana samimi bir şekilde kimsede bir şey yok ama gerekirse hani avukatlarını arasınlar. Hani biri mutlaka gelsin bu konu hakkında bilgi versin. Çünkü görüş gününe zaten birkaç gün var. Kapalı görüş gününe. Kimseye bir şey olmadı değil mi? Hiç kimseye bir şey olmadı çok şükür. Dediğim gibi evin balkonuna atarken işte yan tarafa düşüyor. Orada da kimseye bir şey olmadı. Orada da kimseye bir şey olmadı çok şükür ama insanlar çok etkilenmişti. Çilem sonra görüş gününde mi gördün ilk defa onları? Evet, kapalı görüşte gördüm. Tabii ben yine onlara bir şey hissettirmedim, bir şey bildiğimi. Sonra dedim ki baba dedim, yani ben hala bir şey merak ediyorum. Senin rengin değişik dedim. Ve o gün de kardeşim gelmemişti. Hiçbir görüş aksamadı. Yani annem olmasa da
çok şey yapmıyordum. Diyordum ki iştedir veya bir yerdedir ya da kızımla ilgileniyordur. Ama erkek kardeşimi eksik görünce o karede diyordum ki acaba ona bir şey mi oldu? Yani o niye gelmedi? Çünkü cezaevi de böyle bir yer. Yani hani birinden birinin eksiğini görmediğinizde ya da fark ettiğinizde direkt kalbinize gelen şu, acaba bir şey mi oldu? Çünkü içeride o kadar çok kaybetme korkusu yaşıyorsunuz ki. Yani özlem, hasret, ayrılık var ama bunlar çok ağır basıyor ama en büyük şeyiniz orada birilerini kaybetmek. Bir aradasınız yeniden. Bir yargı süreci devam ettiği için burada duracağım. Yine orası seni korumamız gereken, süreci de korumamız gereken ve saygılı olmamız gereken yerler arasında. Hatta bunu buradan bağımsız olarak söylüyorum. Yargı süreci her iki taraf için de korunması gereken bir süreç her zaman. Ama sen kendini ifade ediyorsun. Olduğun gibi ifade ediyorsun. Nasıl bir gelecek hayali var kafanda? Benim içinde olduğum durum da belli. Geçmişten gelen acı bir hayatım var. Sonra bir şiddetli bir sürecim var. Bunun üstesinden belli bir şekilde gelebildim ama bunun bir mücadelesi var. Bunun yok olmasını, kaybetmesini istemiyorum içimde yani. Ama hayalimde gerçekten böyle bir şey istemiyorum yani. Bir lüks tarzında bir şey istemiyorum. Ben bir kurumun kadın ve şiddet projelerinde yer almak istiyorum. Hani hem çalışmak istiyorum hem faydalı olmak için kadınları ve çocukları bilinçlendirme adına projelerde yer almak istiyorum. Ne kadar net söyledin. Gönlüne göre olsun, gönlüne göre olması için biz de bir şeyler yapabiliriz belki. Bu tarz yerlerde olan, çalışan, yönetimde söz sahibi olan, çilemi sesini şu an duyan ya da duymalarını sağlayacağınız birilerini arayacak olan herkese seslenelim. İhtiyaç çok net, istek çok belli aslında. Yani evet, ben şey istemiyorum mesela hayalimde bir çok iyi bir ev almak, ondan sonra olmadığı halde bak böyle bir hayal kuramıyorum. Çünkü dediğim gibi ben bunun şey olmasını istemiyorum, mücadelemin geri kalmasını istemiyorum. Hani bu kadar bilinçlenmişken daha çok yol almak istiyorum. Çünkü cezaevinden çıkarken de bir sözüm var. Bütün kız kardeşlerimize, kadın arkadaşlarımıza, cezaevi içerisinde de bir mektubum var. Bir gün buradan çıkarsam eğer, ben de sizler için ne kadar gidebilirim, bu ayaklarım nereye kadar beni götürebilir? Ama bunun sözünü veriyorum, ben de bu mücadelenin çok büyük bir parçası olacağım diye bir sözüm de var yani. Bugün birlikte seni buradan uğurlarken hem senle hem bizi izleyen herkesle bir hayal kuralım isteyeceğim. Bir hayale gidelim isteyeceğim. Biraz sonra hem senden hem de bizi izleyen herkesten gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Gözlerini kapatabilirsin. Rahat olduğun bir şekilde bedenini bırak. Bir nefes alabilirsin. Çilem, şu anda bir ormanın girişindesin. O ormanda yürümeye başlıyorsun. Ormanda adımlarının seslerini duy. Etrafına bak. Burası senin ormanın ve nasıl bir orman? Bir gör etrafını. Yürümeye devam et. Hangi kokuları aldığını fark et bu ormanın içerisinde. Huzur içinde bu güzel ormanda yürümeye devam ediyorsun. Çok güzel bir ses duydun. Çok güzel bir ses. O sese doğru dön ve onun ne olduğunu fark et. Senin için anlamını fark et. Orman yolunda sesi de duyduktan sonra yürümeye devam ediyorsun. Kendini orada fark et. Sana nasıl hissettirdiğini fark et. Ellerini, kollarını, adımlarını, yürüyüşünü. Bir aksilik oldu ve bir çukura düştün. Yalnız başınasın ve şimdi oradan çıkman lazım. Yalnız başına oradan nasıl çıktığını
şu anda yaşa. Ve artık çıktın. Yürümeye devam ediyorsun orman yolunda. Adımların devam ediyor. İleride toprağın üstünde bir tane kutu var. Kutunun üstünde de gelecek yazıyor. Kutunun kapağını kaldırdığında 15 yıl sonra yazıyor. Ve kutunun içine baktığında 15 yıl sonraki bir fotoğrafın var. Fotoğrafı kutusundan çıkart ve bir bak. Fotoğrafta sen neredesin? Bu fotoğrafta sen nasıl gözüküyorsun? Bu fotoğrafta senden başka kimse var mı? Bu fotoğrafta kendine baktığındaki duyguların nasıl? Fotoğrafı yanına almanı isteyeceğim. Ve kendi ormanının yolunda yürümeye devam etmeni isteyeceğim. Hazır olduğunda bana paylaş benimle evine ve şimdiki zamana geri dönebilirsin. Hazır olduğunda gözünü açabilirsin. Hoş geldin. Fotoğrafa kadar ilerleyeceğim seninle. Nasılsın? Önce onu sorayım. İyiyim. Sana iyi gelen ses ne sesiydi? Ormanın içerisinde gezerken birinin seslendi. Öncelikle doğanın sesi, kendi ayak sesim. Daha sonra kızımın bana seslendiğini hissettim. O kadar ilginç bir şey ki hiç bunu mesela bilmiyordum mesela böyle bir şeyin oldu. Bir çok anne farklı diye seslenişini duydum. Evet, beni aradığını hissettim öyle. Peki, uzaklarda aramasın, yan yanasınız evet. Zaten. Ormanında yürüyorsun. O çukurdan nasıl çıktın? Tırmanarak, tırnaklarımla, dizlerim kanayarak onları hissettim ben. Her tarafım yara bere içinde oradan tek başıma çıktım. Hayatın gibi. Peki, devam ettin ve o kutunun içerisinde 15 yıl sonraki Çilem'in fotoğrafını gördün. Ama onu bana söyleme. Bu gece o fotoğrafı bir fotoğraf gibi çizmeni isteyeceğim bana. Yarın anlatmanı isteyeceğim. Yarın o fotoğrafla beraber buraya gel isteyeceğim ama fotoğrafın duygusunu sorayım sadece. Nasıldı? Muhteşem. Gelecekteki Çilem ile ilgili bir fotoğraf yapmam istendi. Bu gece ev ödevim var ve gerçekten çok heyecanlıyım. Ev ödevini yapacağım. Gelecekteki Çilem'i çizeceğim. Hayallerimi çizeceğim. Bakalım. Yolun açık olsun. Fotoğrafı çiz. Güzel uyu. Yarın buluşmak üzere. Tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Keşfediyoruz birlikte. Sadece Çilem ve ben bu evde, bu odalarda değil. Siz de evlerinizin odalarında keşfedin. Hepimizin anlatacak hikayesi var. Hepimizin kurduğu hayaller var. Hepimizin bu hayatta yaşamaya devam edersek, bugün 15 yıl dedik ama belli bir zaman diliminde inandıkları var. Biz aslında bu çalışmaları bizler için, hepimiz için yapıyoruz. Bu çalışmalar terapi çalışmaları değil. Bu çalışmalar sadece bir kişiye özgü çalışmalar da değil. Farklı ekollerden ama toplum üzerinde etki sağlayacağını bildiğimiz güzel hayallerden bir tanesini kurduk bugün biz birlikte. Biz geçmişi de şimdiye getiriyoruz, geleceği de şimdiye getiriyoruz. Hülya Yılmaz, bugün onunla yeni bir güne başlayacağız birlikte. Dün yine birçok duyguyu birlikte paylaştık. Hülya önce annesiyle parktan evimize geldi ve hem annesi hem kendisi yaşanmamış çocuklukları bir daha paylaşarak anılarını anlattılar. Onun hikayesinde ilerliyoruz. Bakalım bugün Hülya Yılmaz'la neler paylaşacağız? Yoğun bir günümüz daha var bugün. Artık yavaş yavaş senin hayatında yolculuk yaparken bütün dönüm noktalarını, belki hayatınla ilgili gerçekten büyüme hikayeni konuşurken bu yoğun günlerde de
Hep dön bak istiyoruz. Dönüp anılara bakalım ki hayatın içerisinde bundan sonraki hayalleri o anılardan güçlenerek kuralım istiyoruz. Bir çocuk sahibi olacağını öğrendiğin bir dönem var. Sen anlatır mısın o geçişi bana? Ben zaten fazla uzun sürmedi yani. Şöyle 1,5 sene falan sonra hamile olduğumu öğrendim. Kaç yaşındasın yani? Hamile olduğumda 15 yaşındaydım. Hastalıklarım vardı benim evlenmeden önce. Sürekli ameliyat oluyordum falan filan. Doktorlar bana demişlerdi ki senin hani yumurtalıklarında sorun var. İleride çocuk sahibi bile olamayabilirsin demişlerdi. Ben bunu 13 yaşından beri öyle diyebiliyorum hani. Döngülerim gelmeyince dedim ki herhalde hamileyim ben dedim. Ama bu beni tabii ki de korkuttu. Çünkü benim Hollanda'da bir kaydım yoktu. Ben orada kaçak gibi gözüküyordum. Hiçbir adresim yoktu. Doktora gitme imkanım yoktu yani. Gitsem bile özele gitmem gerekecekti. Ve bunu da zaten gittiğim aile karşılamayacaktı. Hı hı. Direkt zaten ondan sonra ailemle paylaştım bunu. Annemi aramak istedim. Dedim bana annemi lütfen ulaştırın. Çünkü kart vardı ellerinde. Yani onlar bir kart alıyorlardı. O şekilde ben aileme iletişim sağlayabiliyordum. Sonra annemlere söyledim. Annemler dedi ki o zaman buraya gelmen lazım. Çünkü benim babam hala da Avusturya'da beni kayıtlı olduğum için benim üzerimden belirli bir yaşıma kadar da çocuk parasını almaya devam ediyor. Tabii benim onda bir hakkım var mı? Yok. Bana veriyor mu? Vermiyor. Kim var hamilelikte yanında senin? Aslında hiç kimsem yoktu. Ben aslında hamilelik sürecinde çok eziyet çektim. Hamilelik sürecimde gerçekten çok zorlandım. Çünkü yaşım küçüktü. Beni neyin beklediğini bilmiyordum. Vücutumda bir çocuk büyüyor ama ben kendim daha çocuktum. Ben istediğimi yemek istediğimde yiyemiyordum. Yalnızlık da zaten ön plandaydı. Ailemin yanımda olamaması, bana bu süreçte destek olamaması, olmamaları beni çok zorladı. Maalesef ex eşimin annesi bazı yiyecekleri ben tam Avusturya'ya gidecekken eve alırdı. Ben annemden rica ederdim Avusturya'ya gittiğimde. Bana bir poşet çerez alırdı. Ben de hala çocuğum yani. Şips istiyorum, çikolata istiyorum, ne bileyim öyle şeyler istiyor hep sürekli canım. Hala çocuksun. Bir çocuk olarak bir bebek dünyaya getirmeye çalışıyorsun. Başka bir bebeği taşımaya, başka bir çocuğu dünyaya getirmeye hazır değildir. Bunun aksini duyduğumuz her şey bilime, insanın doğasına terstir. Bunu sadece fiziksel olarak da söylemiyorum. Ruhsal bir büyüme yok ki. Evet. Hani biz çocuğumla birlikte büyüdük. Bugüne kadarki bütün annelere teşekkürler. Ama bir çocuk büyümeli ki anne olmaya hazır olsun hayatın içerisinde. Ya ben kesinlikle hazır değildim. Hatta ruhsal anlamda da çok ne yapacağımı bilmiyordum. Korku içindeydim. Eşin diyeceğim, o bir baba olmak ya da o da henüz çocuk, evet, çocuk o dönemde de ama baba olmak, senin yanında olmak, hamileliği eşlik etmekle ilgili nasıl? Hiç yanımda olmadı. Yani normalde mesela eşler birbirleriyle doktora giderler, işte çocuğun ilk kalp atışını duyarlar, her koşulda yanında olurlar ama ben tektim hep. İtildiğim bir hayatın içinde sanki böyle beni ittiler her şeyin içine. Al yükünü kendi başına taşımasını öğren. Ama o çok ağırdı benim için. Kızım dünyaya, Avusturya'da dünyaya geldi. Zaten doğar doğmaz bir şeylerin ters gittiğini farkındaydı doktorlar. Ama belki düzelir dediler. Sürekli nefes alışında bir sorun vardı. Benim de aslında belirli bir süre doğumdan sonra hayati tehlikem oluştu. Aşırı kanamam oldu. Direkt odaya alınmadım. Daha önce de zaten ameliyat falan geçirdiğim için iç organlarım daha henüz iyileşmemişti. Daha düzelememiştim. Kendime gelememişken bir de böyle bir süreçten geçtim. Benim için çok yorucuydu. Hem fiziksel olarak, hem bedensel, hem ruhsal. Hepsi yani beni çok kötü yormuştu. Çocuğum hasta doğdu. İlk başlarda fark etmedik. Hollanda'ya tekrar gitmek zorundayım. Tabii baba evinden duramıyorsun. Geri gönderiyorlar. Tamam doğumunu yaptın, hadi git. Doğumumu yaptım, gittim. Aradan 2-3 ay geçti. Çocuğumda bir değişiklikler fark ettim. Kendim fark ettim onu. Çocuğum ama iyi gözlemliyorum onu. Dedim ki benim çocuğumda bir sorun var. Ya sus dediler, sen bir de bunu başımıza çıkartma. Ne uyduruyorsun falan. Ama benim içim yanıyor yani. Bir şey var bu çocukta. Yani normal değil. Çünkü 7-24 ilgilenen benim.
Kucağıma aldım çocuğumu. Dil bilmiyorum, Hollandacam yok o zaman. Sadece Almanca biliyorum. Kucağıma aldım, tek başıma doktora götürdüm. Dedim bana yardım edin, bu çocukta bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum dedim. Doktor ilk muayenesini yaptı, direkt bizi hastaneye yönlendirdi zaten. Hastaneye gittikten birkaç gün sonra doktorlar yanıma geldi. Bana bir şeyler söylüyorlar epilepsiyle ilgili. Hayatımda ilk defa orada duydum onu. Ne olduğunu anlamıyorum. Kızında epilepsi var diyorlar. Meğerse gözümün önünde o epilepsi geçiriyormuş ama ben korkudan atıldığını zannediyorum. Çünkü hiçbir bilgim yok. Doktor geldi dedi, kızın çok ağır hasta dedi. Böyle yüzüme direkt söyledi yani. Bir de yalnızım benimle konuşuyorken Almanca bilen doktoru getirdiler. Senin kızın çok hasta dedi. Yani uzun süre yaşamayacak dedi. Daha 4 aylıktı ben bunu duyduğumda. Ya onu bana söyledi. Ben eve gidene kadar yollardan öyle gidiyorum ki tepemden aşağı böyle kaynar sular indi. Yani sonuçta dünyayı getirdim. O da benim hani tutunacağım tek dalımdı o dönem. Kimsem yoktu. Onu öyle bir kardeş, anne baba her şey gibi benimsedim. O an dünyam başıma yıkıldı. Yani gerçekle yüzleşmiştim. Korku, panik, kayıp, her şey üst üsteydi. Yani duygularım o kadar karışıktı ki. Yani o an aslında bedenim sanki ruhumdan çıkmış gibi hissizleşmiştim. Eve geldim. Ne oldu dediler evde. Bir de böyle aşağılayıcı bir soru soruyorlar. Ne oldu dediler. Dedim Rümeysa dedim. Hıçkırarak söylüyorum tabii. Rümeysa dedim ölecekmiş dedim. Çok hastaymış dedim. Ölürse kurtulur falan dediler ondan sonra. Kim diyor bunu biliyor? Babaannesi. Çünkü onların zaten ablasının çocuğu da 14 sene yatak hasta olarak yaşadı. Çünkü bunların geninde yani sonradan araştırıldı bu. Akraba evliliği sürekli yapıldığı için aile içinde taşıyıcılık çok fazla var. Ben de çok uzak değilim onlara. Doğal olarak ben de taşıyıcıyım. O da taşıyıcıymış. Birleşince çocuğumuza rahatsızlık meydana geldi. Yani senden aklımın almadığı o kadar çok şey duyuyorum ki. O yüzden bir duruyorum aralarda. Ve sen gelin diyorlar ya, gelinken yalnızsın. Hamileyken yalnızsın. Çocuğunu dünyaya getirirken yalnızsın. Çocuğunun ölümcül diyor doktorlar. Ölümcül bir hastalığı haberinde de yalnızsın. Yalnızım. Ve bununla yalnız başıma savaştım. Ben çok yalnızlık çektim. Kızımla beraber ben çok itilip kakıldım. Çok süründük biz. Senin kızınla süren bir hastane sürecin oldu aslında. Evet. Yani hatta doktorlar artık iyi bir şey söylesin diye çok çabaladım. Evimde kendi yöntemlerimle ona burnundan besleniyordu o. Tabii ki de ağzından beslenme tamamen bitmişti. Çünkü sürekli kas kaybı yaşadığı için beyninden gelen bir sorundan dolayı vücutunu istediği gibi kullanamıyordu. Zaten gözleri görmüyordu. Kulakları sadece sesleri algılıyordu ama yani bir yaşındaki bir bedeni yeni doğmuş bebek gibi düşünün. Hiçbir şey duyarsız. Yani bir tepkisi yok. En son hastaneye çağırdıklarında işte bir daha kontrole getir dediklerinde Ramazan başlangıcıydı. Direkt zaten nefesi kesilmiş, götürdüğümüzün ertesi günü makineye bağladılar. Yani bir ay boyunca da o yoğun bakımda kaldı. Artık makine nefes aldırıp verdiriyor, bir umut yok. Artık sona geldik dedi doktor. Bizim tıbben yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı dedi. En zoru da artık her şey bitti deyip ölüm odası var. Çocuğunu alıyorlar, ölüm odasına götürüyorlar. Orada sen onun aslında can çekişip ölmesini izliyorsun. Ben o ana şahit olmak istemiyorum. Ben onu çırpınırken, yani anne yüreği ya, dayanamam, görmeyeceğim dedim. Odaya gittim, ağlıyorum bir yandan da diyorum ki ne yapıyor şimdi, canı çok mu acıyor falan. Kadın geldi, kızın dedi direniyor dedi. Ölmek istemiyor hala dedi. Hani yaşama tutunmak istiyor dedi. Sonra baktılar bu kız böyle 2 gün falan orada normal. Kendi kendine nefes alıp vermeye çalışıyor hani pes etmiyor. Dediler ki tamam normal odaya alalım biz sizi tekrar. En azından bir yatak veririz. Beraber hani zaman geçirirsiniz. Bizi normal odaya aldılar. Ramazan'ın son günüydü zaten sahura kalkmıştık. Bir telefon geldi sabah saat 4:30-5 civarı. Yani telefon çalınca gerçekten anneler hisseder. Oradan içimden bir şey koptu ve dedim böyle telefonu çalarken direkt. Aldım telefonu. Kızınız şu an can çekişiyor son anlarında.
Lütfen hemen gelin hastaneye dediler. Hastaneye gittik. Rümeysa tabii ki de tamamen yüzü bembeyaz. Artık yani iyice yorulmuş, belli. Yatakta yatıyor, yanına uzandım. Konuşuyorum. Cennette beni bekle kızım dedim. Sen bu dünya için çok iyiydin dedim. Ben elimden geleni yaptım, vicdanım rahat dedim. Yani olgun bir yaştaki annenin çocuğuna nasıl davranması gerekiyorsa öyle bir çocukta, özel bir çocukta ben onu fazlasıyla yaptım. Sonra da yanımda bir kere nefesi kesildi onun. Hemşireyi çağırdım, dedim ki nefesi kesildi dedim. Sonra geri geldi nefesi. Sonra bir daha kesildi. Gözlerini kapalıydı zaten ve bir daha hiç nefes almadı. Öyle melek gibi gözünü kapattı ve uyudu. Ve ben ona söz vermiştim her zaman. Yani kendimi hırpalayıp hiçbir zaman seni üzmeyeceğim. Çünkü biz seninle bir gün kavuşacağız. Ona dedim ki kızım sen cennete gidip anneni mi bekleyeceksin dediğimde ufak bir ses tonuyla böyle sanki bana tepki verdi. Ve ben ona orada söz verdim. Cennette seninle kavuşacağız diye. Kızım iki gün morgda kaldı benim. Ben iki gün morgda kalmasına rağmen onu morga ziyarete gittim. Belki dedim canlanmıştır. Belki dedim ölmemiştir. Belki uyanmıştır. Belki üşüyordur. Girdiğim zaman çıkmak istemiyordum morgda. Onun buz gibi böyle kalmış. Ellerini tuttum gömülene kadar. Son anına kadar ben vicdanen rahatım. Ben son anına kadar, o defnedilene kadar ben tek başıma görevimi yaptım. Ama benim için hiç kimse bir şey yapmadı o dönem. Hayatımın birçok kısmında yalnızdım maalesef. Benimle dertleşen, konuşan, bir kere bile sen ne hissediyorsun, ne durumdasın diye soran olmadı. Soran olmadığı gibi gerçekten yanımda da kimse olmadı. İçimden söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir annenin acısı karşısında evet sessizleşidir. İhtiyaç duyabileceği, desteği vermek ya da onun ihtiyaç duyacağı sözleri söylemek önemlidir. Kendimize ait cümleler değil, o dili o bilir, o dilsizliği de o bilir ama yanında olmamak, yalnız bırakmak aklım almıyor gerçekten de. Çocuklarımız hepimizin canı. Sadece kendi çocuklarımız değil, bu dünya üzerindeki bütün çocukların canından sorumluyuz. Bir anne evladını kaybettiğinde sözlerin yetmediği yerdeyiz. Ama ona dokunarak, onun yanında durarak, onunla beraber susarak, onun anılarını ona eşlik ederek, dinleyerek onun yasına ortak olabiliriz. Hülya'nın yasına kimse ortak olmamış. Hülya hastane sürecinde çocuğunu kaybederken, onu defnederken hep yalnız kalmış bu hayatın içerisinde. O kadar çok duyguyu susmuş ki, sessizlik yasa uzun vadede hiç iyi gelmez. Bugün aslında gerçek anlamda yasını da tuttu bizimle beraber. Çünkü biz kayıplarımızın yasını tutarsak, onların elini tutarak bu hayata devam edebiliyoruz. Bu arada bu kaybı artık 18 yaşının sınırında anladığım kadarıyla o zamanki eşin artık yetişkinleşiyor. O nasıl karşıladı? Ya onlar çok böyle değişikti. Onun ailesi yanındaydı ama hiç böyle çok etkilenmiş gibi değillerdi. Çünkü zaten çocuk hastaydı. Beklenen bir ölümdü. 4. ayından itibaren beklenen bir ölümdü ve 13 aylıkken vefat etti. Bu dünyadaki bütün çocuklardan sorumluyuz ve her şeye rağmen işte şu öyle olsa da falan gibi çocukların cümlelerinde bunları geçiremeyiz biz. Yani hepsi çocuk, hepsi kıymetli ve bu dünyadaki bütün farklı engelleri olan ya da hastalıkları olan çocukların da hayatlarına devam edebiliyorlarsa yaşamlarına eşlik etmenin bir yolu var. Evet. Hepsi için ayrı ayrı var. Hepsi özde çocuk baktığımız zaman. Sonra oğlun dünyaya geliyor. Kaç yaşında şu anda? 16 yaşında. 16 yaşında. Kızının kaybından ne kadar sonra hamileliğin başladı? 2003'te kızım vefat etti. Ben 2004 Nisan aylarında hamile olduğumu öğrendim. Bağınız nasıldı sizin? Aslında hamilelik sürecim çok korkulu geçti benim. Öyle mi? Tekrardan aynı şeyleri yaşama korkusu. Yani çok ağır geçirdim aslında hamilelik sürecini. Çok korkarak geçirdim. İnsan bir de yaşadığı deneyimi bilir evet. Ya aslında. Deneyimi dönüştürebilmek evet. için onu belki işte tam kucağında görebildiğin ana ihtiyacım evet. vardı hayatta. Tamamen böyle 3 aylık olana kadar çok korkum vardı. Her an bir şey olacak. Ya da bir
bir şeyleri fark edeceğim aynı ona benzeyen diye çok korkum vardı. Oğlumun doğumu gerçekten benim için dünyanın en güzel şeyiydi. Kızımı Ramazan bayramında kaybedip oğlumu ise Kurban bayramında kucağıma almıştım. Rabbimin bir hediyesi olarak görmüştüm onu kendime. Ve onunla birlikte aslında yepyeni bir hayata adım atmak için ben de tekrardan doğdum diyebilirim. Ama orada senin aslında bir kırılma noktan geliyor. Yani birçok kadının yapamadığı şeyi yapıyorsun. Mutsuz bir evliliğin içindesin. Sessiz bir evliliğin içerisindesin. Sevgi görmüyorsun. Anladığım kadarıyla o dönem eşinin varlığı yokluğu çok fark etmiyor. Evet. Senin için. Kayıpta da mutlulukta da aslında. Ve bunca yıl gidememiş bir annenin kızı olarak bir yol bulup gidiyorsun o evlilikte. Evet. Burası bir kırılma noktası bakın. Nasıl gittin? Aslında ben evden gidişim çok hikayelerle dolu bir şey. Ben çünkü evliliği zaten 2006 yılında kafama koydum. Çocuğum bir yaşındayken dedim ki artık tamam. Ben bu hayattan tamamen kurtulmak istiyorum. Dediğiniz gibi yaşım artık 18'i geçti, 19 oldum. İstemiyorum artık, reşit de oldum. Kimsenin benim hakkımda hani bir hükmüne ihtiyacım yok, imzaya ihtiyacım yok. Bir yere gitmek istediğimde kendim artık her şeyimi halledebilirim. Devlet kurumunu aradım, dedim ki lütfen bana yardım edin. Ben çok mutsuz bir evlilik içindeyim. Kurtulmak istiyorum, çocukken evlendirildim. Bana yardım edin dedim. Onlar zaten direkt bu olayı duyunca hemen bana bir araç yolladılar. Camları simsiyah. Beni özel bir yere götürdüler. Hiç kimsenin bilmediği bir yer. Sığınma evi gibi. Orada 5 gün kaldım ben. O süreçte gerçekten güvende hissettin mi oradayken? Hissettim. Çünkü gerçekten beni götürdükleri yer, bana verdikleri oda, benim hiç param olmamasına rağmen bana verdikleri günlük harçlık ve her şeyden önemlisi yerimi kimseye ama kimseye bildirmemeleri benim için çok önemliydi. Bu ülkedeki ve bu dünyadaki her kadın gücünü keşfetmeli. Her insan gücünü keşfetmeli. Ama kadınların güçleri ellerinden alındığı için, onlara karşı şiddet, istismar, ihmal yoluyla güç kullanıldığı için kadınlar bazen güçlerini hatırlayamıyorlar. Uzun süre boyunca o yalnızlıkta ve güçsüzlükte kalan bir kadının kendi gücünü keşfetme hikayesini izliyoruz şu anda. Hülya artık o evlilikten ve o şiddetten kurtuluyor ve aslında sığınma evine giderek kendi kadınlığı, insanlığı, hayatı için bir adım atıyor. Belki bir yerlerde şiddet görenler varsa, onlar da en başta polisi, devleti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı, kadın dernekleri federasyonlarını arayarak seslerini çıkartmaya başlayabilirler. Ama ben şeyi soracağım, bu kadar hayattan, işte babadan, amcadan, ilk eşten, o da çocuktu hep söylüyorum, erkeklerden de bu kadar yaralı bir kadın olarak şu anda hayatında olan, eşin olan kişiyle nasıl bir yola çıktın sen? Ne zaman tanıştınız ve o senin hayatında bir döngüyü değiştiriyor belki. Evet. Tabii sen de onun hayatında. Kimse kimsenin hayatına tek başına dokunmaz tabii ama. Tabii ki. Sen onda dünyaya bir erkeğe yeniden güvenebilecek ne buldun? Ne gördün gördüğünde? O bana mesela 2 tane bir şey söyledi. Seni ailemle tanıştıracağım dedi. Ve ben seni üzmek istemiyorum dedi. Ben onunla... Benimle evlensin diye farklı bir Hülya göstermedim. Ya da onunla evlilik niyetiyle de tanışmadım. Biz normal arkadaştık başlarda. Ama tabii ki de bu hemen güvendim, hadi olsun anlamına gelmiyor. Güvenmem zamanla daha da yerine oturdu. Ve ben ailemden görmediğim bazı şeyleri eşimden gördüm. Mesela hasta olduğumda bakıyorum, etrafımda korkuyor, benim için titriyor. Bir şey olduğunda, mesela ben çok... Kabuslarla uyanan bir insanım geçmişimden dolayı. O ona kendisi de şahit. Ben gece bir vakit ağlayarak uyanıyorum. Korktum. Yine kötü bir rüya gördüm. O mesela oturur oluyor. Gel ne olur yanımda dur. Çok korkuyorum. Sesler duyuyorum. Benim aslında bu sesleri duymam kızımın vefatından sonra başladı. Evin içinde bir takım bir şeylerin dolaşıp, ismimle bana seslenip, hatta banyo tuvaleti gibi yerleri kullandığını duyuyordum ve bunlar beni çok ürkütüyordu. O yüzden aslında gece uykularım bu yüzden çoğu zaman hala daha kabus olur benim için. Bunların hiçbiri ne annem bilir ne babam bilir. Öfkene de ortak olacak insanlara ihtiyacın yok mu? Ya da ne bileyim gerçekten hayat arkadaşlığı öyle bir şey değil mi? Biz erkekler genelde daha çok susma eğilimindeyiz böyle şeylerde. Neydi eşinin ismi? Altan. Altan.
Peki. Ben tanımak istiyorum. Biraz bakalım mı ne demiş? Aa. Evet, seninle ilgili bir şeyler söyledi. Kalbi çok temiz biri. Hiçbir zaman başka bir insanlar için kötü söz veya bir kötülük isteyen bir bayan değildir. Hep aileden bir darbe yediği için güven sorunu var. Ama ben bunu çok görmüyorum onu. Çünkü ailenden darbe yediğin zaman onu atması o kadar basit değil yani. Nasıl yaşanır bundan? Bilemeyeceğim yani. Onun yaşadıkları bana da yansıyor. İster istemez yansıyor. Sıkıntılarından hiçbir zaman kurtulamayacak gibi görünüyor. Ama onunla yaşamasını öğrenmiş bir insan yani. Bu kadar ağır geçmişi olup da bu kadar ayakta durmak her insanın harcı değildir. Hülya, her zaman ve her yerde yanındayım. Destekliyorum seni. Bunu bilmeni istiyorum ve seni çok seviyorum. Duygu kargaşası değil mi? Evet. Gülüyoruz, ağlıyoruz. Hani hayat gibi de bir taraftan. Gerçekten yani sizin buluşmanızı konuşuyoruz. Geçmişteki ayrılıkları konuşuyoruz. Yasları ve başlangıçları konuşuyoruz. Bence Altan da senin hem acının hem mutluluğunun bekçisi olmaya hazır bir yerde. Hep yanında. Niye video gönderdi diye düşünüyorum. Yani bu evi paylaşıyorsak sadece video göndererek kalmamalı bence. Bu evi de beraber paylaşalım madem hep yanında. Şöyle bakmanı isteyeceğim o tarafa doğru. Hoş geldin. Bölmek de istemiyorum sizi. Altan hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. İyi ki geldin. Önce onu söyleyeyim. Çünkü bu hayat hikayesine eşlik eden bu kadar insan görüyorum, bakıyorum. Bazen gözler doluyor, bazen umutlanıyoruz. Bu hayatın içerisinde bu hikayede gerçek bir güvene ihtiyaç duyduk. Nerede bu güven dedik. Bir eşlikçi lazım artık. Yeter bu kadar yalnızlığa, bu kadar acıya dedik günlerdir. Hayatına da Hülya'nın öyle bir yerde gelmişsin ki. Bana Hülya'yı anlat desem sen nasıl anlatırsın onu? Kanadı kırık bir kuş gibi hani kendi deyimiyle. Negatif değil de hep pozitif olmaya çalışan bir insan yani. Zor günleri yaşamış, bilen bir insan. Yalnızlığı sevmeyen bir insan. Evet. Nefret ediyorum aslında yalnızlıktan. Çok yalnız kaldım çünkü. İlk gördüğündeki hissi sorsam kaç yıl önceydi? 6 sene önceydi. 6 sene önce sen Hülya'yı nerede gördün ve nasıl hissettin? Havaalanında gördüm aslında. İlk görüşmem havaalanında. İlk yüz yüze görüşmemiz bu arada. Ha. Siz öncesinde telefonlaşıyor muydunuz? Evet. Nasıl bir bağ vardı aranızda? Güzel bir bağ vardı. Önce arkadaştık. Ondan sonra Altan Bey biraz bana duygusal anlamda bir şeyler hissettiğini söyledi. Başlarda ben kaçtım tabii. İstemedim, korktum. Her zamanki gibi ona da söyledim. Korkuyorum dedim. Hülya hayatının her döneminde özellikle erkek figürler tarafından güveni elinden alınmış bir kadın. Böyle hikayeler görüyoruz hayatlarımızda. Bu hayatta dostlukta, arkadaşlıkta, ailede hep güven ararız. Özellikle güvenimizi kaybettiysek. Ben çok yaralıyım dedim. Ama yine de bir güvenmek istedim çünkü yanımda birine çok ihtiyacım vardı. Bana hem anne olabilecek, baba olabilecek, abi olabilecek ve eş olabilecek. Yani bana bunları tattırabilecek birine ihtiyacım vardı. Hayatım boyunca hiç görmemişim. Denemek istedim kendimde. Ve kendime bunu çok görmek istemedim. Kaybedeceğim bir şey yok. Dene. Gör, tanı. Sonuçta bir adım atmazsam ilerisini göremem diye düşündüm. Böylelikle beni, kendisi Türkiye'deydi o zaman, beni Türkiye'ye davet etti. Ben onu ilk gördüğümde havalimanında, ben biraz daha insanlara mesafeliyim başta. Hemen öyle sarılayım, biraz mesafemi koruyan bir insanım.
Altan sanki beni yıllardır tanıyor. Bir sarıldı falan böyle bir de ne oluyoruz ya dedim. Sen de aslında o güven kırıklığını fark edip galiba biraz da ona göre yaklaştın. Tabii ki. Tabii. Sen buralarda nasıl adımlar attın? Yani her şeyi yapmayı denedim yani. Nasıl söyleyebilirim ya? Güven kıracak bir şey yapmamaya gayret ettim. Öyle de. Elimden gelen her şeyi yaptım. Eşim benim için çok çabaladığının farkındayım. Benim ister istemez geçmişimde aldığım travmalarım ve güvensizliklerim var. Ben bunu inkar etmiyorum. Ama o bununla gerçekten nasıl mücadele edebileceğini bana yaşayarak göstertiyor ki elinden gelenin en iyisini yaptığının da farkındayım. Çok sevdim. Yapmak istediği şeylerde destek oldum. Arada bir bakışıyorsunuz. Orada bir şey söylemesine gerek kalmıyor Altan'ın aslında. Hülya güveni eşiyle tanıştığı andan itibaren bulmaya başlamış. Aslında insan yaralı olduğu yerde yaralarını sarabilecek kişiye aşık olur. İnsan kaybettiği şeyi bulabileceği kişiye aşık olur. Orada hem iyileştiği hem de güven duyduğu biri geliyor Hülya'nın karşısına. Birbirlerine nasıl bakıyorlar fark ediyor musunuz? Hayatımızda hepimizin böyle bakabileceği insanlar çıksın karşımıza. İki tane dünya güzeli çocuk dünyaya getirdiniz beraber. Tanıştım da onlarla dediğim gibi. Güzel büyüyorlar belli ki. Çünkü gözlerinin içi güzel gülüyor onların benim gördüğüm kadarıyla. Çok şükür. Her ikisinden de bir şey istedik. Dedik ki annenize karşı sevginizi, onun sizdeki anlamını nasıl çizersiniz? Biliyor musunuz çocukların çizdikleri resimler bize çok fazla şey anlatıyorlar. Evet. Hatta iç dünyalarını olduğu gibi anlatıyor. Hatta biz mutlu çocuklarla hayata engellenmiş çocukları, şiddet gören, istismar edilen çocukları ya da çok güzel desteklenen, sarılınan, onlarla oynanan çocukları resimlerinden anlıyoruz ruh sağlığı uzmanları olarak. Bu çocukların mutluluklarını yansıtma biçimi olmuş. Yıldızlar, mutluluk, evet. Kalp, sevgi. Renkler. Yani ilgimi en çok çeken şey ikisinin de kalp yapıp çizmesi olmuş. Evet, evet. Çocuklar sevgilerini ifade etmişler. Hem seni hem aileye karşı. Hatta burada anneye sevginizi çizin dedik ama babayı da ihmal etmemişler. Evet. Siz de birbirinizi ihmal etmeyin istiyorum. Bugün sizi bahçeden uğurlayacağım. Bizi izleyen herkes bir minik çalışmayla bir erkek bir kadına sevgisini nasıl belli eder? Bir kadın bir erkeğe sevgisini nasıl gösterir? Herkesinki farklıdır ama en azından duygusunu görelim diye. Bir minik çalışmayla uğurlayacağım buradan sizi. Hülya'ya bu evde eşlik eden sevgili meslektaşım psikolog İnanç'la beraber bir kısa sohbet edelim. Bahçeden sizi çalışmayla uğurlayayım bugün. Şimdi birbirinize birer adım atarak birbirinizin yanına gelene kadar şu cümleleri tamamlamanızı isteyeceğim. Bir adım attınız, seni çok seviyorum çünkü nokta nokta. Sen bir adım attın bunu dedin. Hülya bir adım attı karşından, o da seni çok seviyorum çünkü sen benim için nokta noktasın. En son karşı karşıya geldiğiniz anda zaten yüz yüze olacaksınız. Birbirinizle o sırada nasıl dokunmak istiyorsanız o da bir sevgi gösterme biçimidir. Onu gösterin isteyeceğim. Öyle büyük büyük hazırlıklara gerek yok. Canınız ne istiyorsa, birbirinizde neyi seviyorsanız onu söyleyin isteyeceğim. Seni çok seviyorum çünkü kırılan güvenimi tekrardan kazanmama yardım ettiğin için. Seni çok seviyorum çünkü yemeklerin çok lezzetli olduğu için. Seni çok seviyorum. Çünkü çocuklarıma mükemmel bir babasın. Seni çok seviyorum çünkü çocuklarıma mükemmel bir annesin. Seni çok seviyorum çünkü her zaman yanımdasın. Seni çok seviyorum çünkü neşeli ve eğlenceli bir bayansın. Ben eşimi gerçekten çok seviyorum. Çünkü o bana sadece eş değil, aslında gerçekten bir hayat arkadaşı oldu. Çünkü ben bugüne kadar hep yalnızdım. Ama eşimle birlikte bu yalnızlığımı artık bir aileye kavuşturduk. O yüzden onun bana böyle şeyler söylemesi, benim ona güzel şeyler söylemem, bizim birbirimize olan bağımızı daha da kuvvetlendirdi. Bugün sizi uğurluyorum. Gün sizin.
Son temasınızı unutmayın. Hülya, yarın seni yeniden bekliyorum. Beraber bu evdeki bu günlerimizi kapatacağız. Sana sürprizlerimiz var. Yarın görüşürüz. Görüşürüz Gökhan Bey. Zaten görüşürüz. Görüşürüz. Sevgiyi ifade etmek için her zaman büyük sürprizlere, şölenlere ihtiyaç yok. Bu hayatta aynı evi paylaştığınız ya da hayatı paylaştığınız kişiyle, bazen bir yürüyüşte, bazen yemek yerken, bazen birlikte yemek hazırlarken, onu sevdiğinizi hissettirdiğiniz cümleler etmekten kaçınmayın. Bugün Altan ve Hülya birbirlerine yürüdüler ve hayatın içinden küçük sözlerle birbirlerini neden sevdiklerini anlattılar. Emine Bulut, bundan tam 2 yıl önce hem sosyal medyada, hem gazetelerde, hem de ana haber bültenlerinde kızının yanında öldürülürken gördük onu. Kulağımızda sesler kaldı. Ölmek istemiyorum ve anne lütfen ölme sesleri. Biz bugün Emine Bulut'un ailesiyle hem onu hem de bu ülkenin tüm kadınlarını konuşacağız. Bazı anlar var hayatımızda, boğaz öyle bir düğümleniyor ki bir ailenin tuttuğu yas karşısında ve aslında bir ailenin yaşadığı bir kaybın öfkesi karşısında ne söylesek çok eksik kalıyor. Bugün Emine Bulut'u konuşacağız beraber. 18 Ağustos 2019 tarihinde kızının gözleri önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u konuşacağız birlikte. Bu ülkedeki kadın cinayetlerini durdurmamız lazım. Bu ülkedeki şiddet dilini değiştirmemiz lazım. Biz Emine Bulut'un bu dünyadan somut bedeninin gidişine şahitlik ettik. Ama onu sözlerle, onun belki susmuş olan öfkesini, sakladığı şiddeti anlatarak onu konuşup ölümsüz kılacağız ki başka kadınlar için de ses çıkartabilelim bir yerlerde. Geldiniz çünkü bu konu gündemden düşmesin dediniz. Evet. Eskisi gibi olmasın, geçen zamanda biraz yalnızlaştınız da anladığım kadarıyla süreç içerisinde. Ben bir önce şeyi sorarak başlayayım. Bütün bu yargı süreci, şu an ne oluyor? Siz bir anlatır mısınız bana? Şu an durum nedir? Şu anki durumu ikinci bir sürece başlatmak için de avukatlar bekliyor. Sonuçlandı şeyler, normal müebbet verdiler. 24 yıl onaylandı. Şimdi biz de ağırlaşmış müebbet için yüksek mahkemeye taşıdık. Daha şu an beklemedeyiz. Ben bir sormak istiyorum size. Bu cinayet günü ne oluyor, ne yaşanıyor? Ablam çok yoğun çalıştığı için kızıyla çok böyle vakit geçiremiyorlar çok fazla. Hani akşamları evde geçirdikleri vakit. Genellikle hafta sonları da zaten o şahsa hani veriyordu kızı. Onunla birlikte geziyorlardı. Ablam çok yanlarında durmuyordu. Hani bu hafta sonu da benimle gezsin demiş. Ben gezdireceğim demiş. Sürekli aramış, sürekli aramış. Bayağı tartışma yaşanmış. Namazını kıldıktan sonra bir mescitte işte bir işhanı var orada. Oraya girmiş. Mescide kadar gelmiş. Ablama saldırmış, boğazını sıkmış. Ona saldırmış orada. Sonra ablam elinden kurtulmuş. Çıkmışlar oradan. Sonra koştur koştur dolmuş durağına gitmişler. Dolmuş durağında görenler söylüyor. Zorla arabadan indirmiş onları. Ondan sonra oradan sonra da zaten dolmuş durağının hemen yakınında bir restorana sürükleyerek koymuş yani sokmuş. Orada olmuş olaylar yani. Hem çocuğu hem de Emine'yi birlikte evet. Bir restorana sürüklüyor o sırada. Evet. Evet. Oraya gelince yitti diyor. Annem yitti diyor oraya gelince diyor. Kimse yok adamdan başka kimse yok yaşlı adamdan. Oraya gelince annemi yitti diyor. Elinde poşetler varmış. Bir şeyler almış annem seviyorsun diye. Dolmuşa kızı bindirmiş, o anda kolundan çekmiş arkada. Bu anaca o da inmiş, çocuk da inmiş. Oraya da gitmiş, çocuk korkuyor, bağırma demiş, adam söylüyor. Oraya varınca bakmış ki kimse yok. Bilmiyorum tembihleştiler mi, nasıl oldu, orası işsizmiş. Oraya gitmiş kızı, o anda adam diyor ki ben telefonla konuşuyordum diyor. Bir anda diyor, kaptı diyor boynunu diyor. Bu noktada belki hep beraber de hani buraya gelirken telefonda dediniz ya bize de hem bu dosya kapanmasın, bu mesele gündemde kalsın hem de başka insanlar için, kadınlar için de umut olsun diye. Bakın bir şey söyleyeceğim. Tam o anda
o arabadan inilirken, o restorana sürüklenirken bir anne ve bir kızı. Belli ki şiddet gösteren, vicdanı çalışmayan, zaten daha önce de defalarca şiddet göstermiş biri var orada. Ya o sokakta kimse yok mu? Yani ya bu ses duyulmuyor mu gerçekten? Hep hiç izlemişler. Anne diyor. Anne ne diyor? Hep izlediler diyor. Telefon çekiyorlar diyor. Hiçbiri diyor içeri girip de necisin demedi diyor. Ama başka bir şey olsa benim çocuklarım var ya, öyle bir çocuklarım var ki kim elini şey olsa orada hiçbir şeyden korkmaz dalarlar. Ama herkes şey çekmiş. Orada telefona çekmişler hepsi de. Hiç kimse seslenmiyor. Ben yaşta bir kadın diyor ki ben orada olaydım diyor. Televizyonda ayakkabıyı fırlatırdım onunkine tedirgin ederdim diyor. Ama hiç kimse bir şey yapmamış, izlemişler. Belki hayatımızda zaman geçtikçe, her gün bir kadın cinayeti haberi aldıkça, kadına şiddet olayları arttıkça biz bu durumu kanıksamaya ya da bu duruma karşı hissizleşmeye başlıyoruz. Hayır, bu olmaz. Bu ülkedeki kadın cinayetlerini, kadına şiddet olaylarını durdurmamız lazım. Şimdi bizim milletimizde duyarsızlık var. İşin gerçeği. Bir, ikincisi de böyle bir şey olup da birisi savundu muydu? Veya vursa, vay efendim sen niye vurdun? Şunu ettin, bunu ettin. Ya kadın hakları denilen bir şey var. Kadın hakları, insan hakları. Yani kadının yaşaması suç mu ya? Kadınlar, kadının da yaşama hakkı var. Yani rastgele bir kadını öldürmek veya kesmek, bilmem şunu etmek, bunu etmek. Ya bu insanlığa sığacak bir şey değil yani. Ahmet amcacığım, bu arada şu da var. Yani hani bu hakkı herkes konuşurken konuşuyor da, biliyorum canından da korkuyor herkes. Evet, yani evet. Bu uğurda ceza alan bu ülkenin evlatları, çocukları var. Ayırdığı için sadece. Evet, ama tekrar söylüyorum. Elimize telefonları alıp herhangi birinin öldürülmesini ya da yaralanmasını izlemek ne demek ya? Yani ses çıkartabilirsiniz, bağırabilirsiniz. Oradaki insanları yanınıza toplayıp birlikte hareket edebilirsiniz. Bir anı kollayabilirsiniz. Hayat, yani asıl olan hayat çünkü yani, yaşamak. O gün o olay olurken kızımızın elinde tableti falan varmış. Onun kafasına fırlatmış. O küçücük çocuk, o küçücük çocuk annesini savunuyor. Herkes orada onu izliyor. Ama avukat öyle bir savundu ki, eğer ki beni izlerse, görürse inşallah vicdan azabı duyar. Hakimden öyle bir savundu ki dosya süresi istedi. O dosya isteyecek bir süreli bir adam değil. Senin eğer ki avukat izlerse, çoluğun çocuğun varsa vicdan azabı duymalısın. Onu gördükçe, o çocuğu gördükçe. Sen nasıl bir insansın da onu savundun sen? Bizim karşımızda. Orada birbirine girdi salon. Ben hırsımdan şey demedim, fenalık geçirdim. Avukatı görünce, onun annesi, çocuğu, karısı yok mu? Öyle bir savundu ki onu ki, o savunacak bir insan değil. 10 sene olmuş ayrılalı. Nasıl babaya geri mesaj çekiyor ki sen benim kızımı aldın, ben de senin kızını aldım diye. Annesi işe giderken, gidince o memeyi özledikçe ben emziriyordum onu. Öyle büyüttük biz onu. 4 dayı baba oldu, hemi dayı oldu. Dede hemi dede oldu, hemi baba oldu. Öyle büyüttük biz, senin çocuğunu çalmadık ki. Her cumartesi görüşüyordu, götürüyordu. Kardeşleri gördükçe hırs duyuyordu, gösteriyordu diye. Ama seslenemiyorlardı, o bizi büyüttü diye. Bu abla hem anneleriydi, hem babalarıydı. Fadime teyzeciğim, bir şey soracağım size. Doğru mu anladım bilmiyorum. Size bir mesaj mı attı? Sen benim kızımı benden aldın, evet. Ben de senin kızını alacağım, evet, diye. Ne demek bu? İşte ilk olayın olduğu gün. Hani telefon etti bana. Kaçarken. Kaçarken. Yani hastanedeyken, kızın yanındayken. Telefon etti, kim olduğunu bilmiyorum. Açtım, öyle bir şey söyledi yani. Sen benim kızımı aldın derken torununuzdan bahsediyor. Evet, aynen, torunumdan bahsediyor. Yani aslında zaten hiçbir gerekçesi nedeni olamaz da, bu cinayeti işledikten sonra bile ben ne yaptım diyen birinden bahsetmiyoruz.
diyor. Arayıp öldürdüğü kadının, eski eşinin babasını arayıp intikam söylemlerinde bulunan birinden bahsediyor. Ona bir öyle ceza ver ki 24 senede ne var? O çıkınca diğeri çocuğunla bir karşılaşacak bir yerde, o çocuğun psikolojisi nasıl olacak? O yaşa gelecek o çocuk, şimdi 12 yaşı bitti mesela. Onu hatırlayacak, anne ölme diye o bağırıyor, öteki ölmek istemiyorum diye bağırıyor. Onunla karşılaşınca, beni dinliyorlarsa, onunla karşılaşınca ona bir ceza ver ki çocuğunu görmez hale gelsin cezaevinden çıkınca. Öteki de korsun, desin ki şu insana şu cezayı verdiler, bana da verirler diye. 24 senede ne var? Ben bile boşa konuşurum. Canınızın acısını hiçbir şey dindiremez. Bir ablanın kaybının, bir evladın kaybının, ama biliyor musunuz hani bir yasa, hele ki içinde öfke olan bir yasa, bu hayatta en iyi eşlik edebilecek şey adaletin yerini bulduğuna dair inançtır ya da bulacağına dair. Evet. Bir şeyi unutturamaz, bir acıyı ortadan kaldıramaz ama en azından gerçekten yastan o öfkenin alınmasını sağlayabilir. Yani bu hayattan 30'lu yaşlarında gitmiş bir kadın var. Evladı olan bir kadın var. Onu bu eve de bu dünyaya da en azından ruhen ölümsüzleştirebilelim istiyorum. Siz anlatıyorsunuz ablanızı, hep duyuyorum da. O bu dünyaya nasıl bir iz bıraktı sizce? Ya da sizin için nasıl bir ablaydı o? Benim ablamdan çok hani nasıl diyeyim, ikinci bir annemdi. Anne kaybetmek çok zor bir şey. Şu an kızını düşünemiyorum. Ya mükemmel bir insandı, öyle söyleyeyim. Hiç kimseye ben şu an Emine bize şu kötülüğü yaptı dediklerini duymadım. Bir çocuk geliyor da, büyük yetişkin çocuk. Anne ne diyor, onun yanında annesi yoğurmuş deme diyor. Yok dedim kızım, demem dedim. Benim evim var ya hocam, boşluk hale geldi, boşluğa düştüler. Boşluğa düştüler ama daha halen de ananlar çok, ananlar çok. Bunlar olmayınca, dayısı olmayınca, dayılar olmayınca kesinlikle geçen biri gelmiş imaya götüreyim diye kesinlikle gitmez. Yakın komşuya bile gitmez. Ne ben olmayınca, ne dedesi olmayınca, buna da çok düşkün zaten. Daha sonra dayılar olmayınca da kesinlikle öyle bir sanki yetişkin çocuk gibi. Yeğen, torun, can, aslında evlat. Sanırım o desteklerin tamamı devam etmemiş hayatımızda. Herkese sesleniyorum buradan. Herkese, yakından uzaktan herkese. Hani bu çocuğa olay anında ya da olay döneminde verdiğimiz destekleri o anki vicdani bir tepki gibi veriyoruz, yapıyoruz ama ben bir çocuğun canının nasıl yanabildiğini size bir psikolog olarak anlatmaya çalışayım. Böyle acılardan sonra bir çocuğa maddi manevi hayatına dokunabilecek şeyleri onun üstüne yığıp ondan sonra bir anda ortadan kaybolursanız ona hiç vermemenizden daha kötü bir şey yapıyorsunuz. Biz bugün Emine Bulut'un ailesiyle hem onu hem de bu ülkenin tüm kadınlarını konuşacağız. Kızımızın o kanlı kıyafetlerini kimse görmesin diye ben yaktım evin arkasını. Annem görmesin diye onlardan gizli gizli aldım, hepsini yaktım. Üstüm açtım, kan olmuştu. Banyoya soktum, ayaklarını yıkadım, bacaklarına kadar kan olmuştu. Size sorabilirim en çok. Yani bu hatırlayın işte 10'lu 15'li yaşlarını mesela. Nasıl büyüdü Emine? Emine gerçekten çok çalışkan. Anadolu Lisesi'ne gidiyordu. Hep takdir, teşekkür. Son zamanlarda da açık öğretti, açıktan üniversite okuyordu. Bu huzurevinde görev yaptı. Huzurevindeki hastaneleri kaç sefer eve getirdi, o hastalar eve getirdi, yemek yedirdi. Yani çok da şeydi yani, böyle mülayim, hayırsever. Yani Kırıkkale'de gerçekten, o, bilhassa bizim mahallede yani. Bir geleceksin, soracaksın da bakacaksın yani. Hep de yanınızda. Bildiğim kadarıyla siz 3 çocuk kaybettikten sonra Emine doğuyor. Evet. Değil mi? Evet. Önce ölüyordu. Onu da tedaviyle, neyle. Aynen öyle oldu. Bu 3 tane önceden düşük oldu. Öldü.
Tanışmaları nasıl oldu Emine ile bu cinayet failinin diyeceğim? Şöyle, ablam muhasebede çalışırken hani arkadaşı diyor ki benim böyle bir kuzenim var, görüşmek ister misin? Hani evlilik düşünüyor. Yani bir nevi görücü usulü oldu o şekilde. Yani. Peki siz de zaman geçti, aslında gördüğünüz bu işte nişan, evliliğe giden süreç. Bu arada ne olur beni yanlış anlamayın, insan bazen sezemez de. Hayat geçer. Siz bir şeyler sezdiniz mi? Bu arada nişanlıyken hiçbir şey sezmedik. İşte düğün oldu, gittiler Çerkezköy'e, kızım da orada çalıştı. Ondan sonra ne olduğunu öğrendik. İçkisi varmış. Kumar çok oynuyordu. Kızın çalıştığı da gidiyordu. Kendi çalıştığı da gidiyordu. Ev kirasını, elektrik, devamlı elektrik kesiliyormuş. Kız sağdan soldan para bulmuş, yatırmış bunu. En son kızı falan diyormuş. Ben ayda 3 sefer gittiğim oldu Çerkezköy'e. Ayda 3 sefer gittiğim gün oldu yani. Gittim, ortalığı düzenledim. Borcunu yatırdım. Evinin elektriğini açtırdım. Geri geldim. Ondan sonra da gene kızı diyormuş. Kendisi çıkmış gelmiş bu tarafa. Kızı orada bırakmış. Bu tarafa kendi gelmiş. Kızınızı dövdüğünü... Söylemedi bize. Söylemedi. Bize söylemiyoruz. Arkadaşına söylemiş. Siz bu arada onun borçlarını da ödüyorsunuz, evet, aslında, evet, kızınızla, evet, beraber. Ödedik. İşte ayrıldıktan sonra kocası buraya Kırıkkale'ye geldi. Ben Çerkezköy'e gittim, o da hamile. En son ben oradan evini yükledim, Kırıkkale'ye getirdim. Çok geçmedi zaten, 2 ay sonra mı, 3 ay sonra mı doğum yaptı. 2,5 sene bizim evimizde kaldı. 2,5 sene sonra bu katil geri ortaya çıktı. Amcasını gönderdi, bilmem ne oldu. Birleşek diye. Ben de çocuğa acıdım. Allah kalbimi biliyor yani. Çocuk dedim, babası büyümesin. Belki düzelir. Kendisi de düzeleceğim, yapmayacağım falan diye. Böyle taahhütlerde bulundu. Ben bunları gene gönderdim. 6 ay. Ya gidiyorum, geliyorum. Ya evine bir şey aldığı yok. Gene aynı düzen. Evinin elektriği kesiliyor. Eve bir pazar yapmıyor. Bir pazar kendi evime yapıyorum, bir pazar onun evine yapıyorum. Ben de inşaatçıyım yani. Varlıklı bir aile çocuğu değiliz. Kız da bir şey söylemiyor bize yani. Açmıyor. Söylese ben de şey yapmam yani, dayanamam. Mümkün değil. Ondan sonra kalk dedim ya, ben elin, affedersin, köpeğini besleyeceğim ama benim kızım sanki, ben beslerim seni. Hadi. Topladım, ondan sonra getirdim. Ondan sonra zaten birbirlerini görmediler. Aradan geçmiş 10 sene. 10 sene sonra kız 10 yaşına gelmiş, babalık duygusu kabarıyor. Ya bu zamana kadar neredesin sen ya? Emine aslında şiddeti sessiz yaşıyor. Evet. Hatta yokluğu da sessiz yaşamak istiyor, evet, siz fark aynen, edene kadar. Aynen. Susuyor ve üzerine geliyor ama şiddet o gün bitmiyor ki. Bitmiyor. Devam ediyor. Eğer birisi istemediğini söylüyorsa ve siz onsuz bu hayat olmaz ya da başka intikam uğruna ya da erkekliğinizi kanıtlamak uğruna neyse ne, böyle bir yerde hala o saplantıyı sürdürüyorsanız bu tedavi gerektiren bir durum. Bunun bu kişiyle alakası yok hayatımızda. Böyle can alamazsınız, böyle insan yaralayamazsınız, böyle birine vuramazsınız. Psikolojik şiddet bile yapamazsınız. Defalarca arayarak, bir şey söyleyerek. Şiddetin hiçbir türlüsünü yapamazsınız. Duyuralım diye konuşuyorum. Biz Emine'yi belki kaybettik. Sizle beraber yaşıyor evlat, abla kaybolmaz hayattan. Anne de kaybolmaz o çocuk için ama... hani yaşayan ya da kaybettiğimiz bütün kadınların elleri birbirine değsin. Birbirlerine güç... Emine bugün belki başka kadınlar için bir güç olabilsin diye yapıyoruz aslında en çok. Ben ablamı her gün ağladığını gördüm o odada. Çok gördüm. Abla ne oldu diyordum, hiç cevap vermiyordu. Boş ver, canım sıkıldı diyordu. Ama biliyordum, bazen gizli gizli bakıyordum mesajlarına. Gidip şikayette bulunacaktım. Bana bile o kadar çok ağır hakaretler etmiş ki. Ablama da söyledim, yalvardım. Abla ne olursun gidelim, şuna bir dava açalım dedim. Lütfen dedim ya, lütfen dedim. Boş ver dedi Şeyda dedi. Boş ver, uğraşmak istemiyorum. Abingil duyarsa dedi. Oğlanlar. Bunları, bu mesajları görseler dedi, ne olacak dedi.
Sizin için sessiz kalmış hep. Evet. Anlıyorum ki abileri öyle için de kimsenin başına bir bela gelmesin diye ama işte... Son zamanlarda arkadaşının biri demiş, Madalay'da çalışıyormuş mezhebi. Oraya da forum doldurmuş, vermiş, buraya gireceğim diye. İlle demiş, söyle demiş. Çocuklara söyle, korkma demiş, emin et demiş. Söyleyemem demiş, başları belaya girer demiş. Siz haberi nasıl aldınız? Kızımız aradı. Dede yetiş, annem öldürdü diye. Ben de araba var işte, arabayla gittim oraya. Vardım ki kızı götürmüşler zaten, Emine'ye götürmüşler hastaneye. Hastaneye vardık. İşte çocuğa serumle taktılar, sakinleştirici. Ben onun başında beklerken işte telefon çaldı. Katil o zaman aradı beni. Sen benim kızımı aldın, ben senin kızını aldım diye böyle şeyler söyledi. Kızımızın o kanlı kıyafetlerini kimse görmesin diye ben yaktım evin arkasında. Annem gibi görmesin diye onlardan gizli gizli aldım, hepsini yaktım. Üstüm açtım, kan olmuştu. Banyoya soktum, ayaklarını yıkadım, bacaklarına kadar kan olmuştu. Kurban olduğum Allah, oradan çıkmasın bu. Öyle bir ceza versin ki çocuğunu görmeyeceği olmasın. Bir ona değil, kanun neyse. Kadın hakları hani. Daha öldürüyorlar, daha bir yandan öldürüyor. Birini de kesmiş de yarısı kalmış, yaralı kurtulmuş. Hani kadın hakları? Emine'den sonra 50 tane, 100 tane kadın öldürdüler. Niye, yazık günah değil mi? O çocuklara yazık değil mi? Çocuklara yazık oluyor. 4 yaşındaki çocuk diyormuş ki annemin sesi geliyordu, kesildi diyormuş. Dede beni anneme götür diyormuş. Hastanede de yıkandırıyorlar mı çocuğu? Bunlar izlemiyorlar, bunlar duymuyorlar mı? Şöyle geçiyor içimden hep. Sesiniz çıksın diye duruyorum. Sesimiz çıksın diye duruyorum çünkü sadece Emine'nin annesi, babası, kardeşi konuşmuyor. Bugün birçok yerde belki gerçekten de sesi duyulsun diye bekleyen insanlar da konuşuyor. Evladını, annesini, kardeşini, sevdiği bir dostunu kaybetmiş olan insanlar da konuşuyor sizinle evet, beraber. Evet, uykum gelmiyor. Ölmek istemiyorum diye kapıya girince. Uykum gelmiyor, sabahınca bakıyorum. Çocuklar için, kadınlar için bir şeyler yapmamız lazım. O yüzden sesi açın diyorum, hep diyorum. Sesi daha çok açalım. Bir anneye sadece ekrandan bakıp bir babaya, bir kardeşe üzülmekle ya da neler yaşamışlar demekle kalmayalım lütfen. Şiddet böyle böyle durur. Hep beraber ses çıkartırsak her şey değişir. Biz üzüldüğümüz kadar üzüldük. Başkası üzülmez. Şöyle geçiyor içimden hep. Sesiniz çıksın diye duruyorum. Sesimiz çıksın diye duruyorum çünkü sadece Emine'nin annesi, babası, kardeşi konuşmuyor. Bugün birçok yerde belki gerçekten de sesi duyulsun diye bekleyen insanlar da konuşuyor. Evladını, annesini, kardeşini, sevdiği bir dostunu kaybetmiş olan insanlar da konuşuyor sizinle evet, beraber. Evet, gelmiyor. Ölmek istemiyorum diye kapıya girince. Uykum gelmiyor, sabahınca bakıyorum. Çocuklar için, kadınlar için bir şeyler yapmamız lazım. O yüzden sesi açın diyorum, hep diyorum. Sesi daha çok açalım. Bir anneye sadece ekrandan bakıp bir babaya, bir kardeşe üzülmekle ya da neler yaşamışlar demekle kalmayalım lütfen. Şiddet böyle böyle durur. Hep beraber ses çıkartırsak her şey değişir. Biz üzüldüğümüz kadar üzüldük. Başkası üzülmez. Bu güzel kızımızla bu hafta bitmeden bir iletişime geçmek istiyorum. Travmayla çalışan Oyun Terapileri Derneğimiz var. Ben de aktif olarak içindeyim bu oluşumun. Oradan da yine travmayla çalışan
bir meslektaşım eşlik etsin istiyorum. Bu ailenin sesini şöyle de duyalım. Bu kız çocuğu okuldayken insanlar onun çok yardım aldığını zannetmiş. Çocuklar bazen o vicdan süzgecinden geçiremiyorlar meseleleri ve o yardımlar gelmiş de çok durumları refah içinde gibi bir algı oluştuğundan bahsettiler. Hayır, o yardımlar düzenli olarak gelmemiş. Hayır. Öyle bir ciddi anlamda da bir hayat değişikliği yok. Zaten dünyanın en büyük paralarını önüne serseniz bunlar ne gideni getirir ne de bir şey ifade eder ama bir çocuğun daha iyi şartlarda okuması için, öyle büyümesi için bir şeyler yapabiliriz. O yüzden Emine Bulut'un ailesine, en çok da kızına destek olabilirsiniz. Ben bu güzel kızımızın ses kaydını da vermeyeceğim. Bu güzel kızımızın görüntüsünü de yayınlamayacağım. Bu güzel kızımızın bütün bu görüntülerin etkisini hayatı boyunca kafasından silmesi mümkün değil. Ama onun dönüşebilmesi için bizim onun yaralarını sarmamız lazım. Elimizden ne geliyorsa destek olarak, maddi manevi, bu aile burada anlatıyor. Aktif olarak destek vermeye devam eden, kıymetlidir de Zeynep Bastık. Duyulmasını çok istemez belki ama siz söylemek istediniz. Evet. Ve sevgili Tolga. Onlar beraber. Onlar cidden beraber. Çok kıymetli bizim için. Hani çoğu da bilen biliyor, bilmeyen de diyor ki, ya dedesi parasını yiyor. Ya mümkün mü bu? Devlet gözetimi altında, kayyumu var, avukatı var. Böyle biriyle ilgili bir şey söyleyen biri kendisi aklından geçeni yansıtır, evet, aslında. Evet, evet. Bu her zaman böyledir. Kurban olduğum Allah, işiniz gücünüz rast geçsin. Yavrumu unutmadınız. Allah'ım size yaşatmasın o acıları. Kimseye kurban olduğum Allah, anneler ağlamasın. Anneler unutamıyor çünkü. Acı insanı çok sessizleştirir. Bazen ses çıkartmaya bir yerden başlamak gerekir. Bir dönemden ibaret değildir yaz, hayata yayılır. Size sadece bir dönemde dönüp, size bakıp, sizinle ilgilenip sonra bırakmak değil amaç. Hepimiz elimizden geleni yapalım. Ama yüzünü biraz gülümsetebilmek, güldürebilmek de hepimizin elinden nasıl geliyorsa öyle olsun. Onun canına can olmaya ya devam şimdi ediyorsunuz. Şimdi bak ben kolum kırık halde geldim, bacağım kırıksa gene geldim. Bu şeyler gündemden düşmesin yani. Siz ne yaşadığınızı biliyorsunuz. Biz neresinden ortak olabilirsek oraya olalım. Yoksa ateşin düştüğü yeri yaktığını biliyoruz. Evet. Ama en azından acıyı söylerken ya da bazen gülümseyerek, bazen üzülerek Emine'yi anarken Fadime teyze elimizden geldiğince yanımızda olalım. İletişimde kalmaya devam edelim. Ben zaten bir görüşme sözüm var güzel kızımıza. Ben onu bir dinlemek, duymak istiyorum ve doğru yönlendirmek istiyorum. Emine'yi de bu evde yaşattık. Yaşatmaya devam edelim. Teşekkür ederim size. İnşallah. Ben teşekkür Allah ederim. Razı Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz bu salonda konuşulanları bu evin sınırları içerisinde bırakmak istemiyoruz. Bir kadın cinayeti konuşuluyorsa bu cümlelere nokta konulmaz. Kadın cinayetleri durdurulana kadar biz bunları anlatmaya, birlikte bağırmaya devam edebilmeliyiz. Orada bir kız çocuğu var, Emine Bulut'un kızı. Ona destek olmak için elimizden geleni yapmaya devam etmeliyiz. Bu ailenin sözlerini unutmayın ki bu ülkede, bu dünyada başka kadınların şiddet görmesinin, öldürülmesinin önüne geçebilelim.